yansıtır. Daha verimli olur. %100 yani. Hem verimli hem gerçekçi davranır. O zaman çünkü, burada liderlerin bu bilim dalından çok faydalanması lazım. Çünkü liderlerin o kadar önemli konuya değindiniz ki. Aynı anda aynı diyafram, aynı ses tonunda, aynı sert tavırla 5 kişi etkilenmeyebilir. Ama geri kalan 6 kişi hemen hemen takımın yarısı alındığında performans düşebilir. Sadece bakacaksınız. Onu anlatıyorsunuz değil mi efendim? Tabii, yani o zaman liderlerin bu face kısmında antrafotosta, sporda antrafotostan faydalanması biraz daha öne çıkıyor. Şimdi zaten, ne yapacağını bilmesi. Evet. Şöyle, davranış şekli. Mentörlük ve etkin iletişim dediğimiz işte etkin dinleme, etkin anlatma gibi konular daha Türkiye'de yeni yeni gündeme geliyor. Ama bunu büyük şirketler kendi bünyelerinde daha çok da yurt dışından aldıkları destekle çok güzel yürütüyor. Mesela CEO'luk kavramı bile yaklaşık benzer çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır. Evet. Şöyle bir şey var. Bir insanın yüzüne baktığınız zaman o insanın en çok neden etkilendiğini, en çok neyi öngördüğünü ya da fotoğrafını incelediğiniz zaman çocukluğundan gelen bütün risklerini görme şansınız var. Hiçbir şey sormanıza gerek yok. Evet. Genellikle de zaten Türkiye'de futbolcuların ya da hep spor diyoruz ama hep futboldan örnek veriyoruz. Çünkü antrenörlerin isimleri akıyor. Dallar da çok önemli tabii. Evet. Bütün dallarda spor yapan herkesin en önemli Türkiye'de özelliği istikrarsızlık. Çok iyi futbolcu ama her maçta aynı performansı gösteremiyor. Sahaya da aynı verimi sağlayamıyor. Bu oran Avrupa'da çok düşük ama bizde çok yüksek. Bir yerde yıldız diyorsunuz, ikinci, üçüncü maçta dökülmeye başlıyor. Bir maçta müthiş bir performans sergiliyor, öbür maçta sahada yok. Şimdi bu hem kendiyle yüzleşememesinde hem de o günkü ya da maçtan önceki psikolojik durumunun, ruh halinin maalesef o maça konsantre olmasını engelleyen durumda olmasından kaynaklanıyor. İşte Feyz mesela orada çok rahat kullanılabilir. Feyz eğitimi almış bir teknik direktör. Seçtiği 11 kişilik takımı önce yazsa, sonra da o 17 kişiyi de çıkarıp baksa muhakkak içinden evet, ilk 11'deki 2-3 kişiyi değiştirir. Peki efendim evet. kısa şu an Beşiktaş'ın başarılı bir teknik adamı var, Schuster. Schuster'le ilgili analiziniz nedir? Schuster bilgisayar gibi bir insan. Son derece mantıklı. Aklına yatmayan hiçbir şeye evet demez. Sanıyorum Almanya'dan kendi kardeşini bile transfer etse kadro dışı bırakabilecek kadar da katı, kuralları olan, ilkeleri olan, acıma duyguları biraz tırfanlanmış, sadece işini yapan, kolay kolay da geri adım atmayacak bir insan ve çok akıllı bir insan. Peki efendim Schuster. Şu an Türkiye'ye geldiğinden şu ana kadar sizin gözlemleriniz, bu tezlerimizi takip ediyorsunuz. Yani hı hı. mutlaka hı hı. her alanda örneğin Schuster'le alakalı. Sizi yanılttığı bir an oldu mu? Şimdi kişilik Beşiktaş ve takım karakter... başına geldiği andan bu ana. Sportif başarı da çok önemli Türkiye'de biliyorsunuz. Muhakkak tabii. Bence şu önemli. Antrofotos da şu önemli. Sportif başarı tamam. Ama kişilerin kişilik ve karakter özellikleri devreye girdiği zaman birinci şart aslında istikrardır. Sağ beke Ahmet'i yazdığınız zaman o sağ bekte oynayan Ahmet size asgarisine belli bir performansı sağlar. Eğer bu yöntemi kullanıyorsanız. Şunu demek istiyorum. Evet. Başarı mutlaka 18 takım var değil mi? Bir takım şampiyon oluyor. İkinci başarısız sayılıyor. Kalan 3 takım da küme düşüyor. Şimdi bunlar profesyonel kriterler. Antrofotos'ta ise temel olarak insanların kişilik ve karakterleri önemli. Şimdi başarının arkasındaki gerçek ne var? O sporcunun o maça nasıl hazırlandığı, ne kadar hazırlandığı, hangi etkenlerin altında hazırlandığı ve hazırlanırken nasıl motive oldu, gücünü sahaya nasıl yansıttı. Zaten iş geliyor bir yerden sonra. Çok iyi dediğiniz bir futbolcudan, mesela değerlendirmelere bakıyorsunuz. A sınıfı bir futbolcu 3 yıldız almış ya da 5 numara almış. C sınıfı bir futbolcu 8 evet. almış. Burada etkileyen faktörler ne acaba? Mukayese ettiğiniz zaman birisi 10 milyon dolarlık euroluk futbolcu, öbürü 2 milyon euroluk. Ama bir başta bakıyorsunuz 2 milyon euroluk futbolcu 10 milyon euroya transfer edilmiş bir futbolcudan çok daha yüksek
performans iyi yönlendirme mi diyorsunuz? Yani sonuçta iyi programlandırma, iyi antrenman metotları, biz iyi davranış, iyi paylaşım, iyi ekip olma, biz duygusal iyi takım ruhu. Bunu sağlayacak kişi de liderlerin antrafotostaki yani durum şekli, aleti rüyesi. O mu sayın arkadaşlar? İşte teknik direktörlerin bence antrenörlerin çok bu tür şeylerle ilgilenmesi ne kadar etkiler bilmiyorum. Ama takımı yapan teknik direktör olduğu için antrenörün elinde bir rota vardır. Belli bir çalışma prensibi her spor dalında onlar uygularlar. Ama teknik direktörlerin bence her sporcuyla bu konuda ayrı ayrı ilgilenmesi gerekiyor. Ve sahaya çıkacak futbolcunun o günkü ruh halini anlaması gerekiyor. Evet. Peki efendim devam edeceğiz. Sadık Bey peki siz Antrafotos Ankara'da başkentte önemli panelleriniz var. Evet. Bir panele hazırlanırken takım ruhu, ekip ruhu neler yapıyorsunuz? Özellikle Çetin Bey olsun, bunun yanı sıra Deniz Hanım olsun. Başta tabii uzmanımız Süleyman Akdemir olsun. Nasıl hazırlanıyorsunuz? Güne nasıl hazırlanıyorsunuz? Bir panelden biraz bize kesitler verebilirsiniz. Bunu güncelleyelim efendim. Bizim bütün firmalara en çok önerdiğimiz en yakın zamandaki işte haftalık plandan aylık plan ve 6 aylık ve yıllık planlama. Evet efendim. Biz bunu önerdiğimiz gibi, bunların eğitimini verdiğimiz gibi zaten firmamızın, Süleyman Bey bahsetmişti, 1,5 yıl oldu. Biz bu işi profesyonel hale getirdik. Bunun 6 ay planlamayla geçti. Ve bizim bütün bu şu ana kadar yaptıklarımız sadece 6 ayın ürünü. 6 ay boyunca biz bütün bu yapacağımız, ileride yapacağımız işlerimizi planlı yaptık. Ve bizim de takım ruhu diyoruz ama nasıl cevaplayacağımı bilemiyorum ama yani şey büyük bir bağlılığınız var gördüğüm kadarıyla. Kent kent geziyorsunuz. Son zamanlarda Türkiye'de yeni bir bilim dalını kabul ettirmek yürek cesaretle bir evet. ister ki bu fazlası çok, da sizde var. Zaten bu 6 aylık plan içinde bu vardı. Bizi çok büyük zorlukların beklediğini ve Türkiye'de tanınmış bir meslek değil. Sektörü yok. Ve bunu ilk kez Türkiye'ye getirerek bir cesaret gösterdik. Ki ilk başta biz bunu duyururken medyada olsun, tanıtımlarımızda olsun, üniversitelerde evet. olsun ilk başta bir soru işareti oluştu. Falcılar mı? Biz bunu açtık. Ve bunun bilimselliğini kanıtladık. Çok sıkıntılı dönemler geçirdik. Geçirdik yani. Tabii ki. Peki efendim, tabii biz biraz sonra Sayın Osman Aşkın Bak'a bağlanmaya çalışacağız ama inşallah onlar da müsait olurlar. Olmazsa hemen diğer telefonumuza geçelim. Bu arada değerli izleyiciler, tabii antrafotosu saatlerce anlatsak zaman yetmeyecek ama biz bakalım gençlerde, genç altyapı basamaklarında antrafotosun önemi nedir? Liderlerin. Yöneticilerin ve teknik adamların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Antrafotos hangi kapsamlar içerisinde onları alıyor? Sayın Akdemir onları soracağız. Sayın Pektaş'a bunları yanıtlaması için yönelteceğiz efendim. Ama önce bir VTR'miz var. Geçen hafta biliyorsunuz Türkiye'den rugby geçmişti. Rugby şampiyonası vardı ve Hindistan şampiyon olmuştu. Bu görüntülerin hemen ilkine gidiyoruz. Sonra stüdyomuzda sohbetimize devam ediyoruz efendim. Olimpiyatlarda 2016'da rugby branşı var. Rugby bildiğiniz gibi 15'li ve 7'li. Olimpiyatlara 7'lisi alındı. Biz de Türk milli takımımızın ilk kez kemiğini oluşturup denemek için kamp yaptık 7'li rugby'de. Ülkemizin zaten 6 kulübü var. En iyilerini çağırdık. 15 kişilik bir aday kadromuzun tamamını burada denedik. İlk gün 7 maçın 5'ini kazandılar arkadaşlarımız ama çok sakatlık verdik. Tabii tam olarak hazır değiliz. Bir haftalık kamp. 5 maçtan sonra çeyrek finalde kaybettik ama yine hala bir şansımız devam ediyor.
Arkadaşlarımız hem çok genç hem çok tecrübesiz, çünkü ülkede ilk kez yedi rugby oynanıyor ve bu adamlar da ilk kez 15'inin dışında rugby'ye çıkıyorlar ve birbirlerini yeni tanıyorlar. Bir haftalık bir kamp, hatta 5 günlük bir kamp. İnşallah bundan sonra çok daha iyi olacaklar. Tesisleşme, dışarıdan getireceğimiz hoca ve alacağımız kampla inşallah Rabbim nasip eder 2016 olimpiyatlarına takım spor olarak, ekip olarak rugby'yi götüreceğiz. Kaldığım sürece yapabileceğim ve verebileceğim en büyük söz bu. Çünkü rugby için elimden gelen her şeyin en üst safhasındakini yapacağım. Gönlüm istiyor ki ekip olarak olimpiyatlarda olalım ve başarı elde edelim. Ama kazanacağız, olimpiyatlara gitmek için her yolu deneyeceğiz rugby'de. Softball'la ilgili çalışmalarımızı açıklayabilir miyiz? Tabii 16-21 Ağustos'ta Edirne'de Avrupa Şampiyonası olacak. 8 ülke geliyor, bir de biz 9'uz. Bir şampiyona var ama softball'un bu kategorisinde, yapılacak Avrupa şampiyonu kategorisinde çok iyi değiliz ama gençlerde gayet iyiyiz. Ankara'da yapılan Avrupa şampiyonasını Avrupa 3. olarak tamamladık. Bu tabii bunlar bir yıl içerisinde olan şeyler. Masa başında çok kaybediyorduk ama en sonunda biz masa başında da artık yenilmemeye başladık. Doğu Avrupa Softball Federasyonu Başkanı seçildik. 21 ülkenin oyunu aldık. Akabinde beyzbol, tabi onlar da ayrı bir branş, onda aynı şekilde yine Doğu Avrupa'ya seçildik. Amerikan futbolunda marketing denilen kurulun başına getirildik. Ve geldik şimdi rugby'ye. Rugby'de de Allah nasip ederse bundan sonraki 2011 yılı 4 branşın içerisinde rugby yılı. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Diğer üçünü Avrupa ve Uluslararası Federasyonu'nda kısmet bizim dönemimizde oldu. İnşallah bunu da IRB dediğimiz hem Avrupa'ya hem dünya federasyonlarına üye yapıp olimpiyatlara hazırlayacağız. İşte önümüzdeki günlerde özellikle Fransa'da birçok Türk oyuncu rugby oynuyor. Burada da şu an kulüplerin bir tanesi bu şampiyona için davet etmiş. O arkadaşımızı da izledik. Sanıyorum gelecek ayın ilk haftası gidip o arkadaşlarımızla seçeceğiz. Buradakileriyle harmanlayıp Ekim ayında ciddi bir kamp alacağız ve bir ülkeyle Ekim ayının sonuna doğru, bayram sonrasında ya da Ekim ayının ortalarında karşılaşacağız. İlk deneyimimiz, ciddi deneyimimiz olacak. Bu tabii bir turnuva. Bundaki deneyime sadece birbirlerini tanım açısından önemliydi. Diğer iki ülkenin karşılaşması olacak ama 2011 Mart'ından sonra artık yenilmez bir Türkiye oluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah Rabbim nasip eder, biz de onu sağlarız. Sayın Kaptan, öncelikle Hindistan Türkiye'ye hoş geldi. Welcome to Turkey. Thank you. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de rugby, acaba rugby hakkında, Türkiye'deki yapılan bu müsabakalar hakkında bize Kaptan neler söyleyecek? What do you want to say about rugby in Turkey and this competition in Turkey? It's the first time we come to Turkey and we're delighted, we're happy, and we want to thank the organizers for inviting us over. It's fantastic to be tournament's really good, and we never knew that Turkey had a national team and had rugby there, but we're really excited to be here. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. İlk defa Türkiye'ye geliyoruz ve buradaki bu yarışmayı çok beğendik diyor. Şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir yapılanma olduğunu bilmiyorduk, bir milli takım olduğunu bilmiyorduk diye ve çok heyecanlıyız bu konuda. Teşekkürler, thank you. Thank you. Evet, Hindistan. Merhaba. Evet, merhaba ve alasmandık. Hindistan'a sevgiler.